Herkese Tolgozbek.com'dan merhaba. 2021 kaza sezonunu dün Endonezya'na meydana gelen Boeing 737-500 kazasıyla açmış bulunuyoruz. Endonezya gerçekten havacılık açısından, havayolu taşımacılığı açısından kaza oranları oldukça yüksek bir ülke. Şimdi videonun birinci bölümünde dün meydana gelen bu Endonezya'daki kazayla ilgili aklımıza gelen olabilecek nedenleri beraber değerlendireceğiz. Videonun ikinci yarısını da Endonezya'da niye bu kadar çok uçak kazası oluyor, neler eksik, neler yapılmıyor, bu gibi konuları birlikte inceleyeceğiz. 2021 başladığı zaman şöyle bir 2020'deki dertleri unuttuk. İnşallah işte koronavirüs salgını tekrar etmez, rakamlar daha düşer diye umarak yeni yıla girdik ama her şey böyle pat diye değişmiyor. Bir uçak kazası haberi Endonezya'dan geldi. Jakarta'dan havalanan Sriwijaya Hava Yolları'na ait Boeing 737-500 tipi uçak Pontianak adasına uçacaktı. Uçakta 56 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. 56 yolcunun da bir bölümünü çocuklar ve bebek yolcular oluşturuyordu. Uçak Jakarta Havalimanı'ndan havalandı. Daha sonra Java Denizi'ne doğru döndü. Bu Endonezya'daki Java Denizi gerçekten enteresan bir deniz çünkü en fazla derinlik yaklaşık 30 metre civarında. Buraya döndükten sonra hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçti pilotlar ve yaklaşık 1700 fit yükseklerde 10.000 fite yükselmeye başladılar. 10.000 fite ulaştıkları bilgisini kalkıştan 4 dakika sonra verdiler ve uçak 29.000 fit irtifaya çıkış izni aldı. Bu konuşmanın hemen arkasından uçakla olan önce telsiz bağlantısı ve sonrasında da radar irtibatı kesildi. Çünkü uçak hızla irtifa kaybetmeye başladı ve bir süre sonra da temas tamamen kesildi. Bu tür durumlarda ne yapılıyor? Öncelikle telsiz çağrısı yapılıyor pilotlara. Telsizden cevap bekleniyor. Cevap alınmadıktan sonra acil durum kanalından bir kez daha bu tür çağrılar gerçekleştiriliyor ve hemen bölgeye arama, kurtarma, son irtibat noktası neresiyse oraya arama, kurtarma ekipleri yönlendiriliyor. Bölgede zaten kıyıdan çok fazla açıkta kaza meydana gelmemişti. İlk olarak bölgedeki balıkçılar işte uçağın enkaz parçalarını, yolcuların eşyalarını bulmaya başladılar. Arkasından da Endonezya arama kurtarma birlikleri bölgeye geldi, dalgıçlar daldı ve kısa bir süre sonra uçağın düştüğü açıklandı. Enkaz bulunana kadar, enkaz parçaları bulunana kadar uçaklar kayıptır. Kayıp ne zaman enkaz bulunur? Hani uçağın düştüğü kesinlidir. Ondan sonra işte havacılık otoritesi mi, ülkenin sözcüsü mü nedir artık? Hani yetkili kimse orada ilgili uçağın düştüğü bilgisini dünyayla paylaşmış olur. Onun öncesinde uçak kayıp. Peki kaza neden olmuş olabilir gibi bir soru aklımıza geliyor. Şu an elimizdeki bilgiler çok az. Ben sadece aklımıza gelebilecek ihtimalleri saymak istiyorum. Kuşkusuz bunlarla ilgili doğru bilgiler önce hazırlanacak ön rapor, arkasından da ana raporla çıkacaktır. Ama biz en azından aklımıza gelenleri söyleyelim. Belki de rapor çıktığı zaman bu saydıklarımızın hiçbiri de gerçekleşmemiş olabilir. Uçak Jakarta'dan havalanıyor. Yaklaşık 4 dakikalık bir uçuş süresi var ve arkasından hızlı bir irtifa kaybı var. Ne olabilir bu irtifa kaybıyla ilgili? Örneğin pilotlar uçağın kontrolünü kaybetmiş olabilir. Uçağı anormal duruma sokmuş olabilir. Veya bu durum nasıl gerçekleşir? Örneğin uçağın hızı çok hızlı düşmüş olabilir. Neden dolayı düşmüş olabilir? Yanlış bir kumanda verilmiş olabilir. Bölgede yoğun yağış içeren elektrik yüklü CB bulutları var. Belki o bulutun içerisine girildi. Çok büyük türbülanslar var. Bir kontrol kaybı yaşandı veya geçmişte olduğu gibi Boeing 737'nin sürat saatleriyle ilgili belki bir yanlış okuma oldu ve yanlış bir değerlendirme oldu. İşte sürat saatinin çok hızlı yükseldiğini zannetmiş olabilir pilotlar. Gaz kollarını çekip ama gerçekten de normal bir süratte ise düşmüş olabilir. Arkasından da bu yanlış değerlendirme ve kumanda sonrasında uçak anormal duruma girmiş olabilir. Bunlar aklımıza gelen nedenler. Tabii ki terör riskini de her zaman koymak lazım kenara. Örneğin uçakta bir yolcunun bagajında bomba olabilir, bir patlayıcı olabilir. Bu patlayıcının infilak etmesiyle birlikte veya zaman ayarlı bir bomba olabilir. Uçakta çok ciddi bir yapısal hasar meydana gelmiş ve bu parçalanmayla birlikte hızlı bir düşüş de olmuş olabilir.
Ama tabii ki pilotların herhangi bir acil durum çağrısı yapmamaları, hızlı irtifa kaybı, yani yaklaşık bir dakikalık bölümde 10.000 feet, yani 3.300 metre irtifa kaybı var. Bu çok normal bir irtifa kaybı değil. Tabii ki bunlar neden oluyor, neler yapılıyor? Hemen bir araştırma komisyonu kuruldu konuyla ilgili. Kaza kırım ekibi, kara kutulardan da sinyal alınmış kısa süre içerisinde. Şu videoyu çektiğimiz dakikalar içerisinde henüz resmi olarak bulunduğu açıklaması yapılmamıştı. Kara kutular bulunacak ve tabii ki analiz başlayacak. Tabii kara kutular diyoruz ama kara kutu da iki parçadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi FDR olarak adlandırılan Flight Data Recorder, yani uçuş veri kayıt sistemi. Uçakta 1500'den fazla parametre dijital olarak bu kutunun içerisinde veriler kaydediliyor. İşte uçağın sürati, motorlardaki ısı, motor gücü, pilotların verdiği kumandalar gibi böyle birçok bilgi var. İkinci kara kutu ise CVR olarak adlandırılıyor. Cockpit Voice Recorder, yani kokpitteki sesleri kaydeden cihaz. Pilotların telsiz konuşmaları, aralarındaki konuşmalar, sistemin verdiği ikazlar gibi bu tür çok sayıda bilgi bir araya toplanıyor ve burada CVR içerisine dijital olarak kaydediliyor. Kara kutular tabii bu tür çarpmalara, yangınlara karşı özel korumaya sahipler. Su altında günlerce kalıp sinyal verebiliyorlar. Tabii bu kara kutuların yapılacak inceleme sonrasında ne çıkacak, bunları da merakla bekliyoruz. Dediğim gibi rapor çıkmış değil, biz sadece elimizdeki şu an minicik bilgi kırıntılarıyla aklımıza gelenleri size aktarmaya çalışıyoruz. Bana sorulan sorulardan biri de radar sinyali nasıl kayboluyor gibi. Şimdi radarlar, sivil radarlar için konuşuyorum. Uçaklardaki transponder adı verilen bir cihazın yaydığı veriyi, bilgiyi, sinyali yakalayaraktan değerlendiriyor. İşte transponder'da ne var? Uçağın irtifası var, uçtuğu sürat var, bir de gittiği baş var. Ve tabii ki burada da uçağın bir çağrı kodu, sefer numarası gerçekleştiriyor. Mesela buradaki uçuş kodu SJ182 uçağın. Bu bilgiler alınıyor. Bu transponder verisi, sinyali kaybolduğu zaman radarla da irtibat kesilmiş oluyor. Tabi bu arada askeri radarlar çok daha farklı çalışıyor. 3 boyutlu olarak tarıyorlar gökyüzünü, radar sinyallerini yolluyorlar ve bu radar sinyalleri geri alınıyor. Orada uçağın bir işte hava aracını, uçağı daha kesin olarak tespit edebiliyorlar. Sivil radarlar tabii çalışma prensibi olarak çok daha değişik. Çünkü bu tür böyle askeri radardaki gibi çok detaylı bir sistem istediğiniz zaman radarların fiyatları çok artıyor, özellikleri çok artıyor. Sivil radarda daha ağırlıklı transponder sinyalleri üzerinden işlem gerçekleştiriliyor. Tabii ki o transponder sustuğu zaman da uçak radardan kaybolmuş oluyor ve tabii ki bütün sivil hava araçlarında da transponder olduğunu açıklamamızda, belirtmemizde fayda var. Çok hafif uçan işte hava araçları nedir? Motorlu yamaç paraşütünün örneği yok ama belirli bir ağırlığın üzerinde, mesela tek motorlu o Cessna 172'lerden başlayıp Boeing 747'lere, Airbus 380'lere kadar transponder sistemi aktif olarak çalışmakta. Gelelim videomuzun en can alıcı bölümüne. Endonezya'da niye bu kadar çok kaza oluyor? Şimdi Endonezya muazzam bir büyük bir ülke. İşte hatta ada sayıları konusunda herkesin çok farklı iddiaları var. Kimi diyor ki işte ada sayısı 1700, hayır 1800 falan gibi, böyle muazzam bir ada ülkesi. Binlerce ada, yani binin üzerinde 2000'e yakın ada var. Ülkenin nüfusu da yaklaşık 260 milyon ve bu adalara da yayılmış durumda. Peki bu adalar arasındaki hızlı bağlantıyı nasıl sağlayacaksınız? En mantıklı yaklaşım uçak. Endonezya'da çok sayıda havayolu şirketi var. İşte bu havayolu şirketlere bir bakıyorsunuz, minik pervaneli uçaklar olarak adlandırılan, küçük uçaklarla da seferler yapan var. Kargo taşıyan, insan taşıyan veya daha büyük, işte bu Boeing 737, Airbus A320 gibi daha büyük uçaklarla da sefer yapan çok sayıda havayolu şirketi var. Endonezya özellikle 2000'li yılların başından itibaren havacılık konusunda, havayolu taşımacılığı konusunda çok hızlı gelişmeye başladı. Çok sayıda havayolu şirketi kuruldu ve bu şirketlerde verdikleri uçak siparişleriyle birlikte yoğun bir rekabet içerisinde havayolu şirketlerinin çok önemli bölümünü low cost olarak havacılıkta adlandırılan düşük maliyette havayolu şirketleri oluşturuyor. Ucuz fiyatlara çok sayıda sefer yapıyorlar. Çok büyük operasyonları var ve bu Endonezya'nın devasa alanı, coğrafi alanı içerisinde adalar arasında insanları taşıyorlar.
Tabii ki alım gücünün artmasıyla birlikte uçağa olan talebi de Endonezya halkının artmış durumda. Peki bu durumda ne oluyor? Şimdi bir uçağı almak sadece onu emniyetle operasyonu yapmak için yeterli değil. Yetişmiş pilotlarınız, kaptan pilotlarınız, öğretmen pilotlarınız, ikinci pilotlarınız olacak. Bu uçaklara yeterli teknik bakımı yapabilecek teknik ekipleriniz olacak. Ve tabii ki de hava yolu içerisinde de profesyonelleşmiş uçuş emniyetini ön planda koyan yöneticilerin olması gerekiyor. Ne yazık ki bu konu Endonezya'da biraz zayıf olduğunu belirtmemizde fayda var. Mesela havayolu şirketleri ne yapıyor? İşte bakım konusunda her şey tam olarak yapılabiliyor mu? Soru işareti. Yetişmiş kaptan pilotlar var. Var ama hani nasıl yetişti, ne kadar yeterliler, bunlar bazen soru işareti oluşturuyor. Birçok Endonezyalı şirket uçaktaki ikinci pilot koltuğunu satıyor. Ne, kime satıyor bu havayolu şirketleri? Örneğin Avrupa'da birçok genç uçuş okulunu bitiriyor. 200 saatlik tecrübeleri var. Havayollarına gittikleri zaman havayolları tecrübe istiyor. Yani ben de diyor bir Boeing 737'de veya bir Airbus A320'de 1000 saat, 2000 saat uçarsan seni alırım diyorlar. Bu da tabii bir havayolu pilotunun kendini pişireceği süre. Bu şirketlerde iş bulamadıkları için çok sayıda Avrupalı pilot, genç pilot Endonezya'ya gidiyor. Endonezya'da maaş almıyor, gerektiğinde havayolu şirketine para ödüyor ve ikinci pilot koltuğunda uçarak bu tecrübeyi kazanmaya çalışıyor. Ve tabii ki tecrübesiz gelen ikinci pilotlar da herhangi bir kriz durumunda kaptanı yalnız bırakıyor. Zaten hani kaptan da nasıl yetişti birçoğunda soru işaretlerinin olduğu ifade ediliyor uluslararası anlamda. Burada da bir kokpitte bir kriz meydana geliyor. Havayolu şirketleri bir yerden sonra kaptanlar uçuyorlar. İkinci pilotları çok yetiştirmeyip sadece saatlerini doldurmalarını sağlıyorlar. Bu konuda da çok ciddi soru işaretleri mevcut. Bir de tabii havalimanları. Şimdi Endonezya sürekli yağış alan tropikal bir bölge. Buradaki havalimanların altyapılarının çoğu uluslararası standartlara pek yakın değil. İşte kötü durumlarda diyelim işte bulut alçak, görüş düşük, uçakların emniyetle yaklaşmasını sağlayacak sistemler çok fazla gelişmiş değil. Yani kategorileri yüksek değil. Bunlarla da ilgili soru işaretleri var. İşte pistler hep ıslak, çok dikkatli inmek, operasyonu hızlı yapmak lazım. Hızlı yaparken de tabii şirketlerin baskısı uçuş ekiplerine, bunlar da soru işaretlerini getirmekte. 2000'li yıllardan itibaren son 20 yıl içerisinde Endonezya'da epey ölümlü uçak kazası meydana geldi. Hatta Avrupa Birliği 2007 yılında yayınladığı raporla Endonezyalı taşıyıcıların Avrupa hava sahalarını kullanmalarını, yani Avrupa'ya sefer yapmalarını epey bir kısıtladı, bir dönem kaldırdı hatta. Bu karar en son 2018'de alınan kararla kaldırıldı tekrar, ama Avrupalılar özellikle bu tür havayolu şirketlerini, yani Avrupa'ya uçacak büyük Endonezyalı şirketleri çok dikkatle takip ettiklerini belirtmemde fayda var. Kazaları etkileyeceğimiz bir başka da etnik yapı diyelim bunlarla ilgili ve bölgenin kültürü. Bu biraz bazen işte yukarı doğru Endonezya'dan çıkınca işte Orta Doğu'da, bazen Türkiye'de de etkili. Türkiye'de tabii epey bu uçuş emniyeti konusunda adım atıldı, ama ikinci pilotların kaptanların hatalarını yapmalarını görmelerine rağmen işte aradaki sevgi, saygı veya işte kaptan en iyisini bilir yaklaşımı nedeniyle pek fazla müdahale etmemeleri de bu kaza raporlarına yansımış durumda. Özellikle işte Uzak Doğu kültürü, Kore bir dönem Güney Kore'nin başı bu tür işlerle dertteydi. Japonya'da görülüyordu. Bu tür yaklaşım da bu bölgelerde rastlanıyor, ama havacılık bu tür şeyleri kabul etmiyor. Bir taraf hatayı gördüğü zaman işte o benim kaptanımdır, benden kıdemlidir değil. İnsan hata yapar. Bunu da biri gördüğü zaman kokpitte belirtmesi gerekiyor. Bunu doğru zamanda doğru şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu yaklaşım daha yukarı doğru çıktıkça, yani işte Avrupa'ya, Amerika'ya geldikçe kokpitte bu hatalar gördüğümü çok daha net bir şekilde söylemek, gerektiğinde ikinci pilotun kaptana müdahale etmesi gibi konuların çok daha düzgün bir şekilde yaptığını da gördüğümüzü ifade etmekte fayda bulunmakta. Endonezya kazası dediğimiz zaman aklımıza hemen Boeing 737 bir de Max konusu geliyor. Bu uçak, düşen uçak 737'nin klasik olarak adlandırılan 300-400-500 serisindeki yani ikinci neslini oluşturuyor. Zaten uçak 1994 yılında imalat hattından çıkmış. Yani 26 yaşında bir uçak. Hatta kanat uçlarına winglet takılmış, kıvrık kanat uçları. Bu kanat uçlarıyla birlikte uçağın
yakıt sarfiyatında da belirli bir düşüş sağlanmış durumda. Havayolu şirketi bunları hala kullanıyor. Birçok sistemi manuel, gerçekten eski ama verimli bir şekilde uçan 737'nin klasik serisinin 500 modeli. Kısa bir gövdeye sahip. Uçak hatta bu kısa gövdesi nedeniyle pilotlar tarafından seviliyor. Çünkü gaz açıp tırmanma oranları çok yüksek bir uçak. Bu uçaklardan sonra Next Generation, NG olarak adlandırılan bir nesil daha yaptı. Onun üzerine de Max'leri yaptı. Ama hatırlayacaksanız 29 Ekim 2018 tarihinde, ben bu tarihi hiç unutmuyorum çünkü İstanbul Havalimanı'nın açılış günüydü o gün. Endonezyalı yine Lion Air'e ait uçak denize düşmüştü. 189 kişi bu kazada hayatını kaybetmişti. Boeing biraz bu kazaya işte Endonezyalıların uçuş emniyetleri düşüktür falan filan gibi yaklaşsa da başta, sonrasında uçakla ilgili bir yazılım sorunu olduğu, MKS olarak adlandırılan sistemdeki sıkıntı tespit edilmişti. Bunun sonrasında da 10 Mart 2019 tarihinde yine Boeing 737 Max Etiyopya Hava Yolları'na ait düşmüştü ve bu iki kazadan sonra 13 Mart 2019 tarihiyle itibarıyla tüm dünyada 737 Max uçuşları durdurulmuştu. Tam 20 ay sürdü bu duruma. Uçakların yazılımları değiştirildi. Amerikan Havacılık Otoritesi FAA'dan onay aldı uçaklar ve geçtiğimiz Aralık ayında tekrar uçabilir izni verildi. Ama Avrupalı Havacılık Otoritesi EASA henüz 737 Max'lere uçuş izni vermiş değil. Bakalım önümüzdeki günlerde bu iznin çıkması bekleniyor ama EASA gerçekten çok sıkı tutuyor. Muhtemel Türk Hava Yolları'nda, Corendon'da bu uçaklar var, 737 Max'ler. SunExpress'in siparişleri var. Türkiye'deki şirketlerde Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün EASA'da kulağı, EASA'dan alınacak izin sonrasında Sivil Havacılık'tan da bu uçaklarla ilgili iznin çıkacağını tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi kazada düşen 737-500, 737 Max değil. Evet, bu videomuzda Endonezya'daki uçak kazasına beraber baktık. Bu kazanın nedenleri neler olabilir konuşmaya çalıştık. Ama ondan da önemlisi, Endonezya'da niye bu kadar çok uçak kazası oluyor? Bu soruya bir bakış sunmaya çalıştık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine bize mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza lütfen abone olun ve bildirimlerinizi açın ki video yüklediğimiz zaman size hemen ulaşsın. Katıl tuşuyla da kanalımıza destek vereceğinizi hatırlatmamızda da fayda var. Detaylı havacılık, savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde, sizleri oraya da bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Thank you.